Herkese selam arkadaşlar. Merakla beklenen RX 480 nihayet geldi ve dün benchmark'lar için olan yayın yasağı kalktı. Peki RX 480 beklentileri karşıladı mı? Nasıl bir kart bu RX 480? Şimdi isterseniz birlikte bir değerlendirmesini yapalım. Dünden beri neredeyse tüm yabancı sitelerin benchmark'larını izledim. Hepsini ayrı ayrı değerlendirdim ve gördüm ki RX 480 için AMD GTX 980 ile R9 390 X performansı verecek derken biraz uçmuş. Kart yer yer GTX 970'in gerisinde kalıyor, yer yer GTX 970'i geçiyor. Aynı şey R9 390 için de geçerli. Onun da zaman zaman gerisinde kalıyor, zaman zaman geçiyor. Genelde benzer performanslar veriyor R9 390'la da. DirectX 12'de RX 480 gücünü daha fazla gösteriyor. DirectX 12'de 970'e göre daha performanslı 980'e yaklaşıyor performansı. Yalnız bu kartı hala da gidip GTX 1080 ve GTX 1070 ile yarıştırmaya çalışanlar var. Bunu yabancı sitelerde de görüyorum. Arkadaşlar GTX 1080'i bırakın. GTX 1070'in yanından bile geçemez bu kart. Çünkü onların rakibi değil. Kart tamamen orta üst segment için düşünülmüş bir kart. Fiyatı da zaten bunun habercisi. GTX 1080'den 3 kat daha ucuz, GTX 1070'den 2 kat daha ucuz olması zaten kartın o ikisiyle karşılaştırılmaması gerektiğini size belli ediyor. Fiyat dedik. Evet şimdi bu kart varken artık gidip GTX 970 ya da R9 390'a para verilmez. Orası kesin. Ancak bu kart da şimdi yani bu rehberin yayınlandığı tarih olan 30 Haziran 2016 itibarıyla alınmaz. Nedeni ise şu. Piyasada şu an sadece RX 480'in referans tasarımları mevcut. Referans tasarımlı bir sürü kart kendim satın almadığım halde benim elimden geçti. Kullanma fırsatım oldu. O yüzden o tecrübeyle söylüyorum. Referans tasarımlı kartların derdi çoktur arkadaşlar. Benchmark yapan sitelerde bunu dile getirmişler zaten. Kartın sıcaklığı çok fazla. Buna bağlı olarak sesi de çok fazla. Çünkü tek fan var. Soğutmaya çalışırken fan çok yüksek devirlere çıkıyor. Çok sıcak bir kart kullanımı her türlü zarar yaratabilir. Kartın belleklerine zararı var, kartın GPU'suna zararı var, anakarta zararı var, var oğlu var. Oyun oynarken duyduğunuz o fan sesi öyle bir şekilde sizi rahatsız eder ki oynadığınız oyundan çok Afterburner'da kartın sıcaklığını izlemeye başlarsınız oyun esnasında ve gram zevk alamazsınız oynadığınız oyundan. Kart ne zaman yanar da elime alırım acaba diye düşünerek oyun oynamak sanırım kimsenin hoşuna gitmez. İşte bu yüzden referans tasarımları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Referans tasarım kart alan insanları da anlayamıyorum. Ya arkadaş bu kadar beklemişsin. Bekle 10-20 gün daha özel soğutmalı modelleri gelsin. Altak kullan senelerce. Ne diye referans tasarım alıyorsun 2 gün önce almak için? Biz bas bas söylüyoruz ama bazı arkadaşlar gene gidip bildiğini okuyacak, referans kartları alacaklar. Alan olmasa zaten bu firmada ilk önce referans kartları çıkartmayacaklar. Neyse kaç kişi kurtarırsak kardır diyelim ve kimlerin bu kartı alması gerektiğini, kimlerin almaması gerektiğine bir göz atalım istiyorum. Şimdi hali hazırda ekran kartı olup kartını RX 480 ile değiştirme veya değiştirmeme ikileminde olan harcayacağı parayı değer mi değmez mi diye düşünen bir kesim var. Özellikle onları bilgilendirmek istiyorum. RX 480 1080p'de al oyun oyuna keyfine bak kartı arkadaşlar. Ultra ayarlarda rahat rahat oyun oynamanız için tasarlanmış bir kart. 1080p 60 Hz monitörü olan arkadaşlar için biçilmiş bir kaftan adeta bu kart. Şimdi monitörü 1080p 60 Hz olan kesimde ekran kartları Nvidia tarafında 4 GB GTX 680, 4 GB GTX 770, ve 4 GB GTX 960 olan ve daha üst seviye ekran kartları olanlar ile AMD tarafında HD 7970, R9 280X, R9 380 ve R9 380X ile daha üstü ekran kartlı olanların RX 480'e geçmesine değecek kadar dağlar kadar bir performans farkı yok ortada. Çünkü bahsettiğim kartlar 1080p için halen daha çok güçlü durumdalar ve güçlü kartlar. O yüzden o kartınızı bence tutun derim. Yani tabi RX480 480 bu kartların hepsinden daha hızlı. Ancak RX480 almak için yapacağınız masrafı ve ikinci elden sahip olduğunuz o kartların ölü fiyatına gideceğini varsayarsanız bu çok fazla doğru bir alışveriş olmayacaktır bence. Yani bahsettiğim kartların altında kartlar kullanan arkadaşlar upgrade'i yavaş yavaş düşünebilirler. Mesela GTX 670'i, GTX 660'ı olan ya da HD 7850'si, 7870'i olan arkadaşlar yavaş yavaş upgrade'i düşünebilirler. Bir de şunu unutmayın. RX 480 almak istiyorsanız işlemcinizin gücünü de hesaba katın. Eğer işlemciniz İkinci nesil i5 ve i7'lerin altındaysa ya da AMD tarafında FX8300'den daha kötü bir işlemciniz varsa bu karta geçmenizi ben önermem arkadaşlar. İşlemci ile yapacağı darboğaz RX480'in tam verimle çalışmasını engelleyecektir. RX480'e geçiş yapmak istiyorsanız mutlaka bunları göz önünde bulundurmalısınız derim. Ve son olarak da bu saatten sonra sıfır alınmaması gereken kartları söylemek istiyorum. RX 480 geldiği için söylüyorum bunu. Bir defa artık GTX 970 ve R9 390'ın rehberin başında da söyledik. Sıfırına kesinlikle para verilmemesi gerekir. Bunun yanında bence GTX 980 ve R9 380 390 X'in de sıfır olarak alınmasının sonunun geldiğini düşünüyorum. R9 380 ile GTX 960 bu karttan güçsüz olsalar dahi neredeyse bu kartla aynı fiyattalar. Artık onlar da bence alınmaması gereken kartlar sınıfındalar. Yani aynı parayı neredeyse aynı parayı vereceksiniz. Ne diye güçsüz kart alasınız? Yani hiçbir şekilde ikisini de tavsiye etmiyorum artık. Yani demek istediğim ekran kartına 900-1000 lira civarı bir para ayırdıysanız şu an tek seçeneğiniz var. RX 480. Onun da özel soğutmalı modelleri gelene kadar referans tasarımlarından uzak durmak kaydıyla tabi. Nvidia RX 480'e cevabı GTX 1060 ile verecek gibi gözüküyor. Çünkü Nvidia tarafında şu an RX 480'in karşısında çok büyük bir boşluk var. Çok uzun sürmeden o boşluğu Nvidia muhakkak kapatacaktır arkadaşlar. RX480'in özel soğutmalı modellerini beklerken belki de Nvidia GTX 1060'ı çıkartır. Bizim de iki kartı kıyaslama imkanımız olur böylece. Umarım sizlere faydalı bir rehber olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.